Merhaba, ben Dilara. TED Üniversitesi 3. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Peki neden bu bölümü seçtin? Ya birazcık çocukluk hayaliydi ama bunu söylediği zaman insanlar hep şey düşüyor. Çocukken mimar olmayı mı biliyordun tarzında yaklaşabiliyorlar. Ben biraz farklı bir meslek yapmak istiyordum. Yani duran bir meslek yapmak istemiyordum. Oradan oraya gezebileceğim insanlarla iletişimde olabileceğim, insanların hayatlarına dokunabileceğim bir meslek tercih etmek istiyordum. O yüzden mimarlık seçtim. Peki bu üniversite seçmen nasıl oldu? Şöyle, açıkçası ben biraz Ankara'da sabit kalmak istedim. O yüzden de Ankara dışındaki üniversitelere çok fazla yoğunlaşmadım. Hı hı. O yüzden biraz daha Ankara'da hangi üniversiteler var bunları araştırdım. Bunları araştırırken de benim için önemli olan iki tane nokta vardı. Birincisi dil eğitimiydi. %100 İngilizce eğitim veren bir üniversite tercih etmek istiyordum. İkincisi de akademik kadrosuydu. Şu an TED Üniversitesi'nin Mimar Fakültesi'nin akademik kadrosu tamamen ODTÜ kadrosu. Yani hocalarımın hepsi ODTÜ mezunu. İşte yüksek lisanslarını ODTÜ'den almışlar. O yüzden bu iki şey benim için çok önemliydi. Peki senin üniversitenin mimarlık için özellikle bir avantajı var mı? Şöyle avantajı var. Hatta şu an stüdyodayım. Bizim stüdyolarımız 7/24 açık stüdyolar. Yani akademik kadro ve İngilizce dil eğitimini geçtikten sonra biz %100 İngilizce eğitim alıyoruz. Yani bütün derslerimiz %100 İngilizce. Dışarıdan herhangi bir zaman ayırmadan burada birebir mimarlık eğitimini İngilizce almam benim için büyük avantaj. Onun yanı sıra da 7/24 açık stüdyolarda tamamen bize ait bir ortamda eğitim alıyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Peki stüdyo neden bu kadar önemli sence? Evet. Şimdi şöyle, stüdyo bir mimarlık öğrencisinin yaşam alanıdır, evidir, her şeydir. O yüzden stüdyoyla ev çok farklı bir ortam aslında. Yani aslında bu şuradan da geliyor. Mimarlık eğitimi bizim 12 yıl boyunca aldığımız eğitimden çok çok farklı. O yüzden insanların bunu ilk başta direkt algılaması çok zor oluyor. Ben de çok zor algıladım çünkü bunu. Stüdyo şu yüzden önemli. Siz burada bütün yaptığınız işleri tartışarak ilerliyorsunuz. Yani mimarlık eğitimi tamamen bir tartışma üzerinden ilerleyen bir eğitim. Yani hocanın slaytı açıp işte belli notlar üzerinden anlattığı bir eğitim asla değil. Öyle olduğu için de stüdyo olmazsa olmaz. Yani mimarlık eğitimi bir 30 kişilik amfide işlenecek bir şey değil. Biz burada üretiyoruz, ürettikçe öğreniyoruz. Öğrendikçe bir şeyler değişiyor. Yanlış yapıyoruz, hata yapıyoruz. Hocalarla birebir iletişimde kalmamız gerekiyor. O yüzden gerçekten stüdyo önemli. Bir de şöyle düşünmek lazım. Sabahlıyoruz. Sabahladığın zaman da evde tek başına sabahladığında uykun geliyor ya da sıkılıyorsun, bunalıyorsun, kendini geliştiremiyorsun. O yüzden burada arkadaşlarınla birlikte birbirini geliştirerek, yani birbirimize fikirler vererek, tartışarak iletişimde kalmak önemli. Peki senin okulun sosyal bir okul mu sence? Biraz böyle aktifliğinden, sosyalliğinden falan bahsedebilir misin? Şöyle, TED Üniversitesi bir şehir üniversitesi. Şehrin tam ortasında, Ankara'yı bilenler bilir, Kızılay'a 5-10 dakika yürüme mesafesinde bir üniversite. Öyle olduğu için de aslında şehrin bütün olanaklarına hakim. Yani ulaşım çok kolay. Ve böyle olduğu için de biz sadece kampüs olarak algılamıyoruz. Diyoruz ki Ankara bizim tamamen kampüsümüz. Yani geniş bir kampüse sahibiz aslında. Sadece okul sınırlarını düşünmüyoruz. Onun yanı sıra her dönemin başında, oryantasyon haftasında, bahar şenliklerinde okulumuza bir sürü konser olarak da düşünebiliriz ama bir sürü ekip geliyor. Bu küçük ekipler de olabiliyor, büyük sanatçılar da olabiliyor. Onun yanı sıra sosyal inovasyon merkezimiz var. Burada sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Topluluklarımız var, çok aktif şekilde çalışıyor. Ben de mesela bu yıl mimar tasarım topluluğunu, başkanlığını yürütüyorum. Sosyal bir okul mu? Bence kesinlikle sosyal bir okul. Yani yetişemeyeceğiniz etkinlikler oluyor. Yani bir hafta boyunca ay buna da gideyim, buna da gideyim, buna da gideyim dediğimiz zamanlar oluyor. Peki sence bir mimarlık öğrencisi kendini nasıl tanımalı? Hangi kişilik özelliklerine sahip olmalı? Mutlaka sabırlı olmalı. Yani aklıma gelen ilk şey kesinlikle sabır. Eleştirel bakış açısına sahip olmalı. Ama buna sahip değilse bile burada gerçekten buna sahip olmaya başlıyoruz. Yani ben fakülteye geldiğim zaman gerçekten eleştiri ne demekti? Eleştiri nasıl yapılır? Ya da biri beni eleştirdiğinde nasıl tepki vermeliyim bilmiyordum. Nasıl soru sormalıyım gerçekten bilmiyordum. Ya da bir şeyi neden böyle, nasıl olmalı, geliştirmeyi kesinlikle bilmiyordum. Ve bunların hepsini burada öğrendim. Aslında siz eğer bu işe gerçekten hevesli olursanız, gerçekten bu işi yapmak isterseniz burada çok fazla gelişiyorsunuz zaten. Ama gerçekten olmazsa olmaz şey sabır. Şu anda Türkiye'de böyle inşaat sektörünün ölüşüyle beraber mimarların da yavaş yavaş yok olmaya başlaması gibi bir söz konusu var. Sen bu mesleğin geleceği hakkında ne düşünüyorsun?
Ya açıkçası ben Türkiye'deki kalıplara çok fazla sığmak istemiyorum. Yani ben mimar oldum diye inşaatta çalışmak zorunda değilim. Ya da sadece çizim yapmak zorunda değilim. Bunun bir sürü alanı var. Özellikle mimarlık mesleğinde bu çok çok geniş. Yani her alanda çalışabilirsiniz. Tasarımcı olabilirsiniz, fotoğrafçı olabilirsiniz. Ya da bu işin arka planında tarihsel anlamda çalışabilirsiniz. Yani mimarlık tarihinde çalışabilirsiniz. Yüksek lisans yapabilirsiniz. Yani şu an gerçekten Türkiye'de oturmuş belli önyargılar var, kalıplar var. Bunlardan biri de mimarlar sadece şantiyede çalışır, inşaat sektöründe çalışır. Evet, çok büyük bir ayağı, kesinlikle öyle. Mimarlar mutlaka şantiyelerde olmalı. Ama tek çalıştığımız alan bu değil. O yüzden tabii ki de üzülmüyor değilim şu anki günümüzdeki şartlara. Yani staj bile bulmak çok zorlaştı artık. Bu bir gerçek, bunu saklamıyoruz kesinlikle. Ama bu işe gönül veren herkes bir şekilde sevdiği alandan ilerleyebiliyor. Yani ben tasarımcı olmak istiyorsam eğer tasarım alanından ilerliyorum. Ama mesela ben kendi adıma söyleyeyim, ben bu işin daha farklı alanında olmak istiyorum. Şu an bulamadım. Hala buna çok net bir şekilde cevap veremiyorum. Ama bunun anlatıcılığı kısmı olabilir. Bunun arka tarafında yürütücülüğü olabilir. Ama ben farklı bir alanda çalışmak istediğimi biliyorum ve şu an bunu arıyorum. Ve dediğim gibi yani bunun sadece bir kalıba oturmuş bir meslek tanımı olduğuna da kesinlikle inanmıyorum. Şimdi klasik bir soruyla geliyorum. Sence çizim yöre yeteneği artık bunda önemli mi? Evet. Bunu gerçekten çok fazla yanıtlıyorum. O yüzden benim için artık şey oldu bu soru. Adın ne Dila? Hani senin ismin ne dermiş gibi oldu böyle. Hani en fazla gelen sorulardan biri bu. Bu da artık bir kalıplaşmış bir olgu gerçekten. Çizim yeteneğine gerek yok arkadaşlar. Bunu çok net söylüyorum. Ben bu korkuyla gelmemiştim ama gerçekten bu çok fazla düşünülen bir soruymuş. Ama biz burada teknik çizim yapıyoruz. Yani teknik çizim dediğimiz şey Elif senin de öğrenebileceğin, bir başka bölümdeki insanın da öğrenebileceği bir şey. Bunun belli bir kuralları var. Bu kurallar size mimarlık eğitimi içerisinde öğretiliyor ve öğrendikten sonra da yapmaya başlıyorsunuz. Çizime yeteneği olan arkadaşlar şanslılar. Buna biraz daha yatkın oldukları için bir tık daha hızlı öğreniyorlar. Ama dediğim gibi yani mimar fakültesine gelmeden önce çok iyi çizim yapması gerekiyor. İnsanların işte eskiz yeteneği olması gerekiyor falan. Bunlara hiç gerek yok. İstemesi yeterli. Burada öğretiliyor zaten. Bölümünüz masraflı mı gerçekten? Ben bunu her yıl hesaplayıp gerçekten insanlara açıklamak istiyorum. Ama çok zor. Çünkü biz bunu böyle düzenli harcamalar yapmıyoruz. Her gün bir bakıyorsun işte bir iş çıkmış ve sen harcama yapmışsın ama artık farkında bile değilsin o kadar. Çünkü alışmışsın ki harcama yapmaya. Kahve almak gibi bir şey olmuş yani. Farkında bile değilim. Ama şöyle bu burada yani şunu konuşmak gerekiyor bence. Okuldan okula, şehirden şehire değişen şeyler. Yani bir Ankara ile İstanbul'u karşılaştıramayız masraf olarak. Ya da bir özel üniversiteyle bir devlet üniversitesini karşılaştıramayız. Ama genel bütün böyle şey süreci düşünürsek eğer evet bir harcama var. Ama ben kendi okulum adına konuşuyorum. Biz mimarlıkta kitap kullanmıyoruz. Kitap harcamamız yok. Ya da işte bir fotokopi masrafımız yok. Bizim genelde ilk başta her öğrencinin birinci sınıfta aldığı belli materyaller var. Ve bu materyallere sahip çıkarsan iyi bakarsan, iyi kullanırsan onu çok uzun vadede kullanıyorsun ve bir kez almış oluyorsun. Ama benim gibi kaybedersen iki kez almış oluyorsun ve sana iki kez masraf çıkartmış oluyor. Bu dediğim işte cetveldir, maket tahtasıdır, maket bıçağıdır gibi şeyleri işte ilk bir kez alıyorsun ve sahip çıkıyorsun, uzun vadeli kullanıyorsun. Onun dışında bizim sınavlarımız olmadığı için bizim jürilerimiz var ve jürilerimize maket çıkarıyoruz ve bu makete elbette bir para harcıyoruz. Ama örnek veriyorum, bunu lazer kesim yaptıran var, elinde kesen var. Şimdi ikisinin masrafını karşılaştıramıyorum. Yani bu tamamen tercih meselesi. Ben lazer kestirmek istiyorsam daha fazla para harcıyorum. Ama hayır, ben elimde yapmak istiyorum diyorsam daha fazla zaman harcıyorum ama daha az bütçeyle bu işi çıkarabiliyorum. Mesela biz pafta dediğimiz şeyler çıkarıyoruz. Yani jürilerde arkamızı çizimlerinin olduğu böyle bir poster gibi düşünebiliriz. Onların ücretleri mesela en iyi baskıda çıksın istiyorsan bir fiyat, normal baskıda çıksın istiyorsan bir fiyat. Yani öğrencinin kendi bütçesini ayarlayabileceği bir şey. Tabii ki de belli bir masrafı var ama ben insanların böyle gözünde büyütmesi gerektiği kadar olduğunu düşünmüyorum. Mesela sosyal medyada çok fazla denk geliyorum esprilere. Ama bazen gerçekten bir maddi durumu çok yüksek olmayan bir öğrenci bunu ciddiye alabiliyor. O yüzden ben bunu bastırarak söylemek istiyorum. Bu sizin kişisel tercihiniz. Yani çok iyi bir pasta çıkartmak da bir tercih. Bu not olarak asla etkilemiyor. Ama normal standartlarda bir pasta çıkartmak da bir tercih. Biri 50 liradır, biri 10 liradır, 20 liradır. Bu tamamen kişiye kalmış bir şey. Yani o kadar masraflı değil.
Tüm bu jüriler, eleştiriler, yapılan maketler, boşa giden zamanlar vesaireden sonra akıl sağlığının yerinde olup olmadığını merak ediyorlar. Yani akıl sağlığım daha da yerinde falan diyormuşum. Ya tabii ki de ben bazen çok bunaldığım oluyor ki ben çok severek yazdım bu bölümü. Çok severek okumaya çalışıyorum. Ama tabii ki de yorulduğum, ağladığım çok fazla zaman oluyor. Bunaldığım çok fazla zaman oluyor. Ama aslında geriye dönüp baktığımda o boşa geçen vakitler ya da işte parçalanan maketler, o işte hocanın senin üzerine eleştiri anlamında çok yüklenmesi, hepsinin aslında bu eğitimde bir yeri var. Bu olmazsa ben iyi bir mimar olamam. Yani ben bir makete dışarıdan baktığım zaman çok boşuna zaman harcadım, işte bunu çöpe attım diyorum ama aslında onun altında yatan fikir şu: ben oradan bir şeyler öğrendim. Yani mimarlık öyle bir bölüm ki hatalardan öğrenerek devam ediyorsun. Yani doğrusu yok, yanlışı yok. Yani bize gelip de bunları yapın, bunlar doğru asla denmiyor. Biz burada hocalarımızla birlikte öğreniyoruz, yeri geliyor. O yüzden aslında bunların hepsi bir eğitim çıktısı. Biraz böyle bakmak gerekiyor. Zor değil, biraz farklı. Yani 12 yıl boyunca aldığım eğitimden çok çok farklı. Ben 12 yıl boyunca test kitaplarıyla, ezber bir sistemle yazarak, işte yazılıya girerek eğitim aldım. Ya da hocamız çıkıyordu, anlatıyordu ve kimse neden bu böyle demiyordu. Ama buraya geldiğimde hocamız direkt bizden soru sormamızı bekliyor. Yani çok farklı iki sistem arasında geçiş yapıyoruz ve bu iki sistem arasında geçiş yaparken eğer bunun nedenlerini anlamazsan eğer direkt zorlanıp bırakabiliyorsun, pes edebiliyorsun. Benim buradaki herkese tavsiyem şu oluyor: biraz sakin olun, yavaş yavaş anlayacaksınız. Birinci sınıf bir anda üstünüze gelecek ya da ilk başta tercih etme döneminde de etraftan duyduğunuz şeyler üzerinize gelecek. Ama zamanla mantıklı düşünerek sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Yani şu an akıl sağlığım bence yerinde. Peki İngilizce neden bu bölüm için önemli? Ya artık zaten şöyle, İngilizce her şey için önemli. Her şey için önemli. O yüzden en önemli olmasının sebebi bence iş sahası. Yani sadece Türkiye sınırlarında kalmak istemiyoruz. Hiçbirimiz kalmamalıyız zaten. Yeri geldiğinde Türkiye'de çalışsan bile dışarıdan gelen, yurt dışından gelen müşterini karşılayıp onunla iletişime geçebilmelisin. O yüzden çok önemli. Yüksek lisans ya da Erasmus Plus'larda ya da yurt dışı deneyimlerinde de çok önemli. Yani dünyaya farklı bir açıdan bakmak gerek yani istiyorsan eğer, önemli bu her bölüm için. Ama mimarlıkta zaten biz tarihsel süreçte bile çok farklı şeyleri, çok farklı dönemleri incelediğimiz için mecburen ben düşünmüyorum ki sadece Türkçe olarak eğitim alıp bir mimar olsam, baktığım açıyla İngilizce öğrenimle aldığım açı, baktığım bakış açısı arasında çok büyük farklar var. Yani sadece bakış açısı olarak bile düşünsek, iş sahası falan hepsini geçtim. Çok çok farklı. Sizin zorunlu stajınız var mı? Var. Bizim bir şantiye, bir de ofis stajımız var. Ben şantiyeyi yeni bitirdim. Seneye de inşallah ofis stajı yapacağım. Bu neredeyse bütün fakülte, yani bütün okullarda zorunlu. Bizim burada şöyle bir avantajımız var TED Üniversitesi'nde. Kariyer merkezimiz var. Her yıl kariyer fuarları düzenleniyor. Kariyer fuarlarında da işte piyasadaki insanlarla buluşup onlara CV'mizi bırakabiliyoruz. Yani biz onlara gitmeden aslında onlar buraya gelmiş oluyor. Bu sayede de staj bulmamız biraz daha kolay oluyor. Peki sen tercih dönemine gelecek olsan, üniversite ve bölüm seçerken özellikle nelere dikkat ederdin? Ama bu her üniversite ve her bölüm için olabilir. Yani ben üniversitenin gerçekten yani tercih döneminde evet biz düşünüyoruz ama her şey gerçekten üniversitede var. Kendini üniversitede geliştiriyorsun ve burada da üniversitenin sana katacağı çok fazla şey var. Bunu ilk başta tercih döneminde insan çok fazla göremiyor ama gerçekten bu tarz videolar, bu tarz sizler gibi insanlar arttıkça aslında insanlar biraz daha bilinçleniyor diye düşünüyorum. Bence akademik kadro gerçekten çok önemli. Çünkü o karşınızdaki insandan aldığınız şey çok önemli ve onun sizi yönlendirmesi çok önemli. Zaten üniversitede doğrudan bilgi aktarımı asla yapılmıyor. Sizi yönlendiriyor ve o yönlendirmenin bence gerçekten etkili olması gerekiyor ve o insanın bilgi birikiminin gerçekten fazla olması gerekiyor. Dil eğitimi kesinlikle önemli ve sadece ben bunun artık bir dil olduğunu düşünmüyorum. Yani üniversite tercihi yaparken mutlaka gittiğiniz üniversitede İngilizce var, başka hangi diller var? Ben burada hangi dilleri öğrenebilirim diye düşünebilirsiniz. Çünkü artık İngilizce de herkes öğrenmeye başladığı için bir adım öne geçmek istiyorsan eğer bir dil daha ihtiyacın olmuş oluyor. Ve bunu üniversiteden karşılamak çok büyük avantaj. Dışarıya kurslara ekstra para vermeden kendi üniversitende bunu çözebilmek gerçekten büyük bir keyif bence.
Onun dışında da ya ben büyük bir ihtimal geri dönsem mutlaka ve mutlaka inovasyon merkezlerine, yani bu okul sosyal sorumluluk alanında neler yapıyor diye mutlaka bakardım. Çünkü ne olursa ol, hangi bölüm okursam oku, ileride yapacağın işlerde mutlaka ikisi birlikte yer alacak. Hı-hı. Yani mesela bizim kendi okulumuzda ektal programlarımız var. Yani mesela ben şu an mimarlık öğrencisiyim ama psikolojiden ektal yapıyorum. Hı-hı. Bu benim için çok büyük avantaj çünkü disiplinler arası düşünebilmeye başlıyorum ve ileride dediğim gibi bu biraz önce de konuştuğumuz gibi sadece belli bir iş katılığında kalmıyorum. Yani mimar bunu yapar ve bu işleri yapmak zorunda değil. O zaman son olarak bize üniversite bölüm tercihi yapacak ada öğrencilere neler tavsiye edersin? Ben üniversiteye geçtikten sonra fark ettim. Üniversite sınavı ne bir son ne de mükemmel bir başlangıç. Her şey gerçekten üniversiteye geçtikten sonra başlıyor. İstediğiniz yeri kazanın ya da kazanmayın hiç önemli değil. Üniversitede bütün kapılar açılıyor ve sadece önemli olan şey de sizin o kapıları zorlamanız ve onun peşinden gitmeniz oluyor. Bir hayaliniz olabilir. Bu hayali gerçekleştirmek için de üniversitede yüzlerce şansınız var. Belki de şu an üniversite tercih eden öğrenci kalpleri buruk bir şekilde tercih ediyorlar ya da işte tamam ben bu üniversiteyi kazandım ve her şey mükemmel olacak şeklinde düşünüyorlar. Hmm. Ama gerçekten üniversiteye geldikten sonra bir şeyleri yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Üniversitenin adı ya da bölümün adı hiçbir şey ifade etmiyor bana göre. Önemli olan sizin yıllardır içinizde taşıdığınız, yapmak istediğiniz hayalleriniz ve onların peşinde koşmak için çabanız bence önemli. O yüzden üniversite tercihi yaparken mutlaka biraz önce bahsettiğim şeylere dikkat edin. Mutlaka tanıtım günlerine gidin, mutlaka okulları gezin, arayın. Okullar hakkında detaylı bilgiye sahip olun. Yani sadece bir tercih listesi doldurup ve o tercih listesiyle tercih yapmayın. Çünkü okulların inanılmaz fırsatları var. Artık bütün okullar kendini yeniliyor. Bir sürü öğrencilere seçenek sunuyorlar. Bunları iyi araştırın. Ve üniversiteye geldikten sonra da yapabileceğiniz kadar çok şey yapın. Yani her şeyin peşinden gidin. Yani şu an bunları düşünüyorum sadece. Teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Rica ederim. Görüşmek bye üzere. Bye.